Sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'de ekrana gelen programında ilginç anlar yaşandı. Kürtçe konuşan kadını yayından alan Yılmaz tepki çekerken Didem Arslan Yılmaz kimdir sorusu gündeme geldi. İşte sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri. Uzun süre HaberTürk ekranlarında tartışma programı sunan Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz yıl Show TV'ye geçerek yeni bir konseptle program sunmaya başlamıştı. Müge Anlı ve Esra Erol gibi kaybolan kişileri bulmaya, bazı olayları ise aydınlatmaya çalışan Arslan, uzun süredir Asla Vazgeçme programını sunuyor. Geçtiğimiz gün yayına Gökhan Gönül'ün yıllar sonra ortaya çıkan kardeşi Can Gönül'ü getiren Yılmaz, dün yaptığı programda ise Kürtçe konuşan bir kadını yayından aldı. Türkan Hanım'ı bir hattan alın, kızlara hakaret edemez, öyle konuşamaz. Biraz anlarım ben Kürtçeden. Kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz ki biz diyen sunucunun bu davranışı sosyal medyada tepki çekerken gündeme gelen Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri de araştırılmaya başlandı. Peki Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz kimdir? Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan Didem Arslan Yılmaz'ın babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslandır. Arslan, Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayını Yüksekokulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal Day geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe ile hafta sonu haberlerini sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve haber sahası programını sundu. Haber Yolculuğu CNN Türk'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN Türk'ün birlikte organize ettiği hayata bağış kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi. CNN Türkün ardından 2007 ila 2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teydi. Haber Türk'te 13 ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu. 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programını sunmaya başladı. Didem Arslan Yılmaz özel yaşamı Kürşat Yılmaz ile evli olan ünlü sunucunun Mina isminde bir kızı var. Didem Arslan Yılmaz aldığı ödüller 2005 Kaçak Ambulanslar haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü. 2013 Türkiye'nin Nabzı programına yılın en iyi tartışma programı kategorisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülü. 2014 Türkiye'nin Nabzı programından dolayı Medya Etik Konseyi tarafından TV Haber Etik Ödülü. 2015 Türkiye'nin Nabzı programından dolayı Magazin Gazetecileri Derneği'nin 21. Altın Objektif Ödülleri, Savaş Ay Özel Ödülü.